Herkese merhaba arkadaşlar 8 Ocak Cuma Kocaeli programıyla bir aradayız Kocaeli'de 8 tane koşun olduğu bir program var arkadaşlar Kocaeli'nin altılısı da 3. koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak ki ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safganı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek arkadaşlar en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani günün arkadaşlar akşam programında İzmir var. Gündüz Kocaeli koşacak. Kocaeli'nin de altılısı arkadaşlar 3. koşuyla beraber saat 2.30'da buçukta başlamış olacak. Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz. Dişlere has olacak bu koşuda 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe konuda bir araya getirecek olan bu koşuyla beraber günün altılısı da başlıyor arkadaşlar. 9 tane Safgan start alıyor ki ben özellikle sondan bir önceki yarışını kazanan Safgan ve son yarışında da Bence bu gruptan çok daha sert bir grupta yakın ara bir üçüncülük yapan 5 numaralı Winfor Elif'in Adem Aslan idaresinde çok şanslı görüyorum. Bu safkan bu grubu geçebilir arkadaşlar. Grubun dediğim gibi hem formda hem de daha yükselişte olan bir safkanı. Ben özellikle bu safkanın yarışını takip edeceğim ki zaten kazanma noktasında da çok şanslı görüyorum. Rakibi noktasında ise 3 numara Lady Leap olacak gibi Zanjero yavrusu olan bu safkan son startında startta biraz oyalanmıştı ki ona rağmen sonlarda etkili gelip güzel bir ikincilik çıkardı. Bugün için daha etkin bir koşu çıkartabilir. Muhakkak denenmeli, ihmal edilmemeli. Yani 3 ve 5 numara safkanlar benim günü ilk hayatım arkadaşlar. Özellikle ön plana çıkaracağım. Safkan olacak bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında arkadaşlar sürpriz arama noktasında 1 numara Ayçiçeği, 2 numara Mistonya, ve Altumalı Yahoshi gibi safkanları geniş kuponlarda arkadaşlar değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi günün ilk ayağında 3 ve 5 numara safkanlar muhakkak bulunsun. Daha sonrasında arkadaşlar takip safkanlarınızı eklemeye çalışın. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te izleyeceğimiz 4 ve yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe Kumda startı alacak 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşuda son startını çok güzel kazanan 2 mal ateşin kanatları Akın Sözden idaresinde arkadaşlar etkili gözüküyor. Bu Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir ve aynı yarışı ikinci tamamlayan 3 numaralı Over da en büyük rakibi hanesinde arkadaşlar yine şanslı gördüm bir diğer Safkan. Burada sürpriz hanesinde bir Safkan'dan bahsedeceğim ki bunlar zaten ekürler arkadaşlar özellikle 5 numara Rasim Kaptan. Uygun kilosuyla beraber dikkat çekiyor ki eğer indi, önde istediği tempoyu kurarsa arkadaşlar çok rahat, enteresan bir yarış çıkartabilir. Sevdiği mesafede start oluyor. Her ne kadar son yarışlarında biraz e, kalitesinin altında koşular koşuyor olsa da ben bugün için sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. Yani 2 ve 3 numara safkanlar önceliğim olsa da ben sürpriz hanesinde yerimiz varsa ekürler arkadaşlar bir çarpı atmanın doğru olacağını düşünüyorum günün bu 3. ayağı için günün arkadaşlar bu ikinci ayağı için pardon. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak. Dört yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda start alacak. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda bir numaralı Çelik Hilal'ın ben iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Son startında bence yarış içinde birçok terslik yaşamasına rağmen Safkan çok dışa çıktı. Ona rağmen virajı da çok geniş almasına rağmen sonlarda etkili gelip güzel bir üçüncülük çıkardı. Ben yarışını beğendim arkadaşlar o gün için. Ben bugün için Halil Kaplan idaresinde etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Benim özellikle yarış içinde takip edeceğim Safkan olacak bir numaralı Çelik Hilal. Rakibhanesinde ise son startını beğendim. İkimalı Kadirberk denenmeli arkadaşlar ve son start çok bahsettiğim ama istediğim koşuyu alamadığım 9 numaralı Dilcan Burak Avarbek'le beraber ben bir kez daha şans vereceğim safkan olacak. Günün 3. ay için arkadaşlar özellikle 1 diyorum. Rakip hanesinde 2 ve 9 numaralı safganları Günün bayağında biraz daha şanslı gördüğüm safganlar olacak. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise Handikap 13'te bir koşu izleyeceğiz. 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşu için ben özellikle 5 numaralı Altın Bartı'nın Tolga Yıldız İdaresi'nde iyi koşmasını bekliyorum. Her zaman söylediğim gibi Kaizberg temsilcilerine Tolga Yıldız gerçekten iyi biniyor. E, da artışta da gösteriyor. Safkan zaten bir kalitesi var. Bugün için bunu Tolga ile beraber daha üst seviyeleri çıkartabilir. hanesinde ise numaralı Özümcan. Hemen hemen her yarışı iyi olan e, çok istikrarlı bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Yarın içinde ben yine bir star çekme avantajıyla beraber inatçı karakteriyle bilinen Hışman Çizik idaresinde iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında yeri olanlar için 8 numaralı gümüş kavak uzun süredir aslında beklentinin oldu ama kötü yarışlar sergileyen Safkan son yarışını kazansa da ben yine de halen daha gerçek kalitesinin sahaya yansıtmadığını düşündüğüm safkanlardan biri uygun kürosuyla beraber ters bir yarış yapabilir ve son olarak da bir numara editör arkadaşlar yine Fırat Aslan İdaresi'nde geniş kuponlarda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyor. Yani özellikle 5 ve 6 diyorum. Rakip hanesinde ise 8 ve 1 numaralı Safganlar arkadaşlar günün 4. ayağı için şanslı gördüğüm Safganlar konumunda. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şart 2'de izleyeceğimiz 3 yaşlı İngilizleri 1700 metre mesafe kumda start alacak ki burada uzun süredir takip ettiğimiz Safgan var ki bu da 1 numaralı Caymaz son startını Elazığ'da etkili bir yarış yaparak kazanan safkan. Ben bugün için bu grupta arkadaşlar geçilmeyeceğini Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Safkan zaten etkili bir pedik var ki uzun mesafeye özellikle çıktığında daha etkin yarışlar yapacağını bir kez, bir kez söylemiştim. Bu safkan artık uzuna da çıkıyor arkadaşlar. Bugün için çıkacağı bu uzun koşuda eğer ne kadar gruptan biraz daha ağır gözükse de kaliteli jockey hışman çizgi dairesinde ben safkandan etkili bir koşu geleceğini bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum. Günün arkadaşlar 5. ayağında bir numara Caymaz'ın yarış içinde herhangi bir terslik yaşaması durumunda kolay kazanacağı bir yarışını izleriz gibi gözüküyor. Günün 5. ayağında arkadaşlar bir numaralı safkan bende geçilmez. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 5 ve yukarı Arapları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacak arkadaşlar bu koşu için. Ben sevdiğim bir safkan var. 10 numaralı Persen Şah. Ee, özellikle son ikinciliği bence çok önemli bir safkanın arkasında. Çok da güzel gösterişli bir yarış yaptı. Bugün için Adem Aslan'la beraber bu grubu arkadaşlar etkili bir yarışta geçebilir. Bence muhakkak ihmal edilmemeli. iyi bir koşu çıkaracaktır diye düşünüyorum. hanesinde yine son startında beğendiğim Zulfikar İdaresi start alacak olan 8 numaralı Buğday tanesinden yine iyi bir koşu bekliyorum. 6 numaralı arkadaşlar Tövbekar iyi koşuyor ve kazanamıyor. Ayhan Kurşun'la beraber bu safkandan ters bir yarış gelirebilir ve son olarak da bir numaralı Şintay Sezer Çelik idaresinde bir kez yine şanslı gördüğüm bir safkan arkadaşlar günün son ayağı için özellikle 11 diyorum rakibanesinde 8, 6 ve bir numaralı safkanlar arkadaşlar günün son ayağı için değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğim zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.